Güzel bir kadın olarak yola çıkmak ve de show business gibi aslında kuralları çok net yazılmamış... ...zeminin son derece kaygan olduğu bir mecrada yol almak ve Hı -hı. de Müslüman muhafazakar bir ülkede... ...Orta Doğu coğrafyasının dinamiklerini barındıran bir ülkede. Sen şanslısın ki okulluydun. Bir de alaylı dinamikleri de vardı. Okullu da olsan karşına çıkan engeller, aşman gereken bir takım noktalar mutlaka olmuştur. Bu sadece ülkemizde değil Hı -hı. aslında Hollywood'da da yaşandı. İşte Me Too'yla Kevin Spacey harbiden... Rewindstein gibi e, ünlü yapımcıların e, işte e, etrafındakileri taciz ettikleri yıllar yıllar sonra bir e, zincir gibi Hı -hı. çorap söküğü gibi e, geldi. Sen güzel bir kadın olarak acaba e, bu, bu tür e, negatif deneyimleri yaşadın mı? Eskiden Yeşilçam e, kuralları vardı, klişe hikayeler vardı. Hı -hı. Bunlar sadece bir hikaye miydi yoksa e, bu dinamiklerde hiç senin hayatının bir gerçeği e, oldu mu? Daha net soralım soru gelsin. Hande Atayiz'i kariyer basamaklarında hiç tacize uğradı mı? Ee, arşivlerde olduğu için e, geçen bir olayda çıkarılmıştı bu e, zaten hani benim söylemim değildi 20 yıl önce e, yaşanan bir şeydi. E, şimdi sen tabii isim telaffuz et, etmediğin için hani ben de isim telaffuz etmeyeyim o zaman. E, bu bir dizide bir olay oldu biliyorsun taciz olayı oldu büyük e, ses getirdi. Ondan sonra da arşivden o kişinin 20 sene önce yine aynı şekilde bana yönelik bir şeyini gördüler, e, çıkardılar. E, böyle mi konuşacağız, bu şekilde mi konuşalım ben nasıl bilmiyorum. Ben sana bırakıyorum çünkü ha. senin özel alanın olduğu için haddimi aşmak istemiyorum. Bunun inisiyatifini tamamen sana bıraktım. Anladım İstiyorsan o kullanım, zaman genel söyleyelim kullandım. yani tabii ki oldu. E, hatta ve hatta hani o e, en son olan şey e, benim işime de mal oldu. Bir şekilde hani karşı tarafın hani ekmeğiyle oynamak mı derler tabiri caizse. Biraz öyle oldu çünkü bu yansıdı da Yasak Elma'dan bana teklif gelmişti Fatih Aksoy'dan. Oraya girecektim geçen sene hatta oraya gireceğim diye de bir iki tane diziyi de hakikaten reddettim. Böyle çok severek isteyerek Fatih'le de çok çalışmak istediğim için bir de med yapımla. Peki, ee, bir de o işle daha netleştirmek istiyorum. Ee, senin inisiyatifini bıraktım ama Hı -hı. bir taraftan da yasak elma deyince ben yani e, evet. artık sadece medya sektöründe olanlar değil, seyircinin de bunu bilmeye hakkı var diye isim de telaffuz etmeni e, rica evet, edeceğim. Evet. O yüzden e, bu Talat Bulut olayıydı. Setteki bir tacizden yola çıkarak benim arşivden 20 sene önceki olayımı da çıkardılar. Halbuki o olayda ben Aytaç Arman'la oynuyorduk bir sinema filminde. Aytaç abiye bunu ben korkarak söylemiştim. Onların ikisinin arasında e, kavga çıkmıştı. Yani böyle bir taciz edilme olayını ben Ayta Arman'a bildirdiğim için. Artı bir için, dakika veriyorum. E, onun üzerine e, bunu tabii oradaki basın duydu ve yazdı. Bu 20 yıl önce olan bir şeydi. Hı hı. Şimdi bana yasak elmadan da teklif gelince bana sorular yönelttiler. Dediler ki yani 20 sene önce böyle bir olay yaşamışsınız. Ben de dedim ki yani ben profesyonelim. Sonuçta olmuş bitmiş bir şey herkes hani kendi ne düşen görevi yapabilir bir işte diye söylemiştim fakat karşımdaki insan olayı yapan kişi ben oraya gideceğim diye inanılmaz bir şey kopardı Instagram'da ondan sonra ve o yüzden ben olay olmasın diye Fatih'te yapımcı da Fatih Aksoy da benim bu şartlarda daha çok ikinci bir olay çıkmasın, dizi etkilenmesin diye ben bir geri çekilme kararı aldık yani hani birlikte. Hı hı. Fakat yani hani bu tip insanlar her zaman olacak ve e, bu kişiler de zaten işte bir şekilde varlığını sürdürmeye devam edecek ama biz de sesimizi hiçbir zaman kesmemeliyiz diye düşünüyorum. O kız için de aynı Art şeyi düşünüyorum. Hani e, taciz edildiyse burada kadın suçlu olmamalı. Orada küçük bir kız bir e, şey söyledi, taciz edildiğini belirtti. Bütün kadınlar talat bulutu tuttu. Kardeşim siz de kadınsınız. Bakın orada sette kimse konuşmuyor bu adamla. Demek ki bir şey yapmış ki konuşmuyor. Öyle değil mi? Hani burada zaten bu benim söylemim de değildi. 20 yıl önce arşivden aldıkları bir şeydi basının. Ben ağzımı bile açmadan bazı şeyler arşivlerde olunca sürekli çıkarılıyor zaten. O yüzden de herkes e, kendi şeyini e, cezasını çeksin. Bu repütasyonsa da repütasyonuyla çeksin. Peki hadi. Çok teşekkür ediyoruz.